Evet sevgili öğrenciler, seri ve paralel bağlı devreleri bir örnekle sonlandıralım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Direncin sembolünün R olduğunu biliyoruz. Zaten 6. sınıf bilgilerimizi de hem yoklamış olalım. Seri bağlı ve paralel bağlı devrelerde dirençleri biz şu şekilde buluyoruz. Eğer devrem seri bağlıysa yani yan yana bağlanmış ampullerim varsa. Burada toplam direnci bulmak için kaç tane ampulüm yani kaç tane R varsa o kadar yazıyorum. Burada 2R varsa İki tane R toplam direncimdir diyorum. Bu ben sembol olsun, daha anlaşılır olsun diye kendim yazdım. Size aynı şekilde örneklendirebilirsiniz. Burada ikinci devreye baktığım zaman burada toplamda 3 tane ampulüm var. Yani 3 tane direncim var. O zaman toplam direncim, toplam R, 3 R olacak. Paralel bağlı devredeyse e, olayı şöyle noktalandırıyoruz. Buradan geçen akım R, yani direncim. İki kola ayrılıyor değil mi? Bak iki tane ampulüm var. O zaman diyeceğim ki ampul sayısına bölerim. R bölü 2'dir benim direncim derim. Burada kaç tane ampul varsa R'yi o kadara böleceğiz. Ve toplam direnci paralel bağlı devreler için bulmuş olacağız. Şimdi gelelim soruya. Bana demiş ki ampul parlaklıkları arasındaki ilişkiyi yazınız. Şunu unutmuyorsunuz. Direnç ne kadar fazla ise o kadar az akım geçer. Yani en az akım buradan geçecek. En az akım. O yüzden en az akım geçtiği için en az parlaklık bunlarda olacak. R bölü 2 dirence sahip olan paralel bağlı devremizde ise çok fazla akım geçeceği için en fazla parlaklık burada olacak. En fazla akım burada olacak. O yüzden en fazla parlaklık bunlarda olacak. Yani şöyle bir sıralama yaparsak. Diyeceğiz ki R ampulü ve S ampulünün parlaklıkları eşit. Büyüktür kimden? K ve L ampullerinden diyorum ve en az parlaklığa sahip olan ampullerim de M, N ve P ampulleri olacak. Bir sonraki videomuzda devamında görüşmek üzere.